Münafıkların kendine ele veren alametleri vardır diyor Peygamberimiz. Selamları lanettir. Yani pislik bir üslupla selam ver ama yani lanet olsun Kabil'inden. Hani derler ya, lanet olsun Kabil'inden. Lanet olsun Kabil'inden hal hatır sorar. Lanet olsun Kabil'inden takdir eder. Lanet olsun Kabil'inden sevgi gösterir. Kur'an ona dikkat çekiyor. Hadis ona dikkat çekiyor. Selamları lanettir. Yemekleri gasp ve yağmadır. Yani pislik ve ahlaksız oldukları için Müslümanlardan aldıkları yiyecekler onlara haram oluyor. Gasp ve yağma hükmünde oluyor ahirette. Yani Müslümana yediği gıda olur ama ona lağım olur. Yani Müslümanın malını yediği için. Gasp ve yağma hükmündedir o pislik mikropların yedikleri. Yani münafıkların yedikleri. Yani Allah onlara gasp ve yağma cezası veriyor. Yiyeceklerine karşılık. Müslümanlardan yedikleri yiyeceklere karşılık. Ganimetleri hile ile kazançtır. Mesela bir şey elde etmek istediklerinde hile ile elde eder münafık. Mesela bir şey elde etmek istiyorsa, mesela bir kıyafet elde etmek istiyor, onu hile ile elde eder. Para elde etmek istiyorsa onu hile ile elde eder. Araba elde etmek istiyorsa onu hile ile elde eder. Veyahut herhangi bir cisim olabilir, herhangi bir şey olabilir. Onu elde etmek istediğinde münafık mutlaka hile ile elde eder. Bak hadis diyor ki, ganimetleri hile ile kazançtır. Hile ile elde eder diyor. Ne kazanırsa. Mescitlere aralıklı yaklaşırlar. Müslümanlar arasına aralık gelir. Çünkü mescitte Müslümanlar hoşlanmaz münafık. Rahatsız olur. Camide kılınan namazın sonuna ancak yetişebilirler. Namaz kılmak istemez. Yani eğer izlenirse kılar namazı münafık. Yani gizli olursa kılmaz. Kibirli, enaniyetlidirler. Ne sevilirler ne de severler. Kibirli kendini beğenmiş, o pis etiyle, o iğrenç etiyle kendini çok beğeniyor. Kibirli ve enaniyetli. Halbuki şeytan gibi bir mahluk. Ne sevilirler, ne de sevgisi de sahtedir münafığın. Kimse de onu sevmez, münafığı sevmez. Gece odun gibi sessiz, yani bak odun gibi boş, öküz gibi bakar münafık. Bön bön ve boştur. Bak gece odun gibi sessiz. Nasıl güzel açıklıyor Peygamber. Gündüz gürültücüdür. Şamata yapar. Patırtı, gürültü. Bak gündüz gürültücüdür diyor. Münafık gürültüden hoşlanır. Çok şamata yapar. Mehdi gürültüyü kaldırandır. Mesela o uyuyanı uyandırmıyor. Uyuyanı uyandırır. Ama münafık öyle değil. Münafık çok gürültücüdür. Hadis onu çok detaylı bir konu olarak belirtiyor, anlatıyor. Bak gece odun gibi sessiz. Yani azgınlaştığında, şeytanlaştığında pis bir ifade, yüzünde iğrenç bir ifadeyle sessizleşiyor. Şimdi biz bu münafığı görecek miyiz? Göreceğiz. Hadis neyi anlatıyor? Göreceğimiz mahlûu anlatıyor. Her Müslüman münafık görecektir. Yani Hazreti Adem'den itibaren her Müslüman münafığı görecek. Yani münafık görmeyen Müslüman olmaz. Kafir görmeyen Müslüman olmaz. Müslüman görmediyse bir rahatsızlık vardır. Hani derse ki ben görmedim. O zaman Allah onu o yönünü imtihan etmiyor demektir. Bir şey vardır onda. Bak gündüz gürültücüdürler. Şamatacı, yaygaracı. Sürekli ses çıkarmaya çalışan. Yüksek sese meraklıdır münafık. Gürültücüdür onun için diyor. İmam Ahmet ve Bezdar Cemül Fevaid'de bak. 1000 yıllık eser. Hadis numarası 8110. Bak, hiç şaşmaz. Her tarihte bu alçaklar böyledir.